Staj çıraklık sigortası son dakika. 1999 öncesi sonrası staj dönemi EYT sigorta başlangıcı sayılacak. Yaş şartsız erken emeklilik müjdesi bekleyen grup arasında yer alan staj ve çıraklık sigortası mağdurları son dakika haberi açıklandı. EYT çıraklık sigortası son dakika TBMM'de. Staj çıraklık sigortası son dakika. 1999 öncesi sonrası staj dönemi EYT sigorta başlangıcı sayılacak, 2023 senesinde yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde uygulanan emeklilik şartları için yeni düzenlemeye gidilmişti. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için aranılan yaş şartı kaldırılırken, bu kişilere prim gün ve hizmet yıl şartlarını doldurmaları koşulu ile erken emeklilik hakkı verilmişti. Düzenleme ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olmasına rağmen staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına vurmamış ve bu kişiler kapsam dışında tutulmuştu. Düzenleme tepki çekerken konu hakkında TBMM'den iyi haber geldi. Konya Milletvekili Barış Bektaş tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclise sunuldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Madde 1, 31, 5, 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiş ve 4. fıkrasın, a, bende aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. H. 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik orta öğretim ile yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik orta öğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin. Çıraklık ve Staj Süreleri A. Birinci fıkran, A, B, D, E, F, G, H, J ve K bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4. maddenin birinci fıkrasım ilgili bendine göre. Madde 2, bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3, bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkan yürütür. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda aday çıraklık, çıraklık, staja tabi öğrencilik ile bursiyerlik sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından sigorta süresinden kabul edilmesi ve çıraklık, bursiyerlik ile staj süreleri için borçlanma imkanı sunulacak. Bu sayede staj ve çıraklık sigortası mağdurları da EYT kapsamına girecekler ve yaş şartını beklemeden prim ve yıl şartını doldurmaları halinde erken emeklilik hakkı elde edecekler. Bu noktada meclis ilk adımı atarak kanun teklifini verirken kanunun gündeme gelmesi ve yasalaşması adımları beklenecek.